أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شقيت دمشق جرم hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir programında sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 109. sayfasında yer alan çerçeve içerisindeki bölümü çalışacağız. O bölümde yer alan cümlelerin anlamlarını size vereceğim. Fakat onun öncesinde kitabımızın 107. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırmada fiillerin anlamları hususu var fiillerin anlamlarını kısaca şöyle bir gözden geçireceğiz ve sonrasında bahsine ettiğim çerçeve içerisindeki bölüme bakacağız. Kitaplarımızın 107. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırmada kemalun yakra'u, kemalun kara'e ve ikra şeklinde ifadeler görüyorsunuz. Bu bölüm üzerinde daha önceden çalıştık. Ancak size yani bu konunun önemli olması sebebiyle fiillerin anlamlarını ve zamanlarını tekrar e, aktarmak, tekrar bu bölümü gündeme getirmek istedim. Kemalun yakra'u. Kemal okuyor ya da okur anlamında bir cümledir dedik. Kemalun gara'e kemal okudu. İkra ise emir fiildir. Oku şeklinde. Gelecek programlarımızda inşallah vereceğiz size. Emri hazır diye adlandıracağımız bir konu anlatacağız. Orada ikra, İşrab iclis gibi ifadelerin emir fiillerin nasıl elde edildiğini, nasıl kullanıldığını detaylarıyla vereceğiz. Orta sütunda yer alan kemalun qara e ifadesinde anlam kemal okududur. Kemal okudu şeklinde tercüme edilir. Mazi fiil diye adlandırdığımız zaman dilimini ifade eder. Zamanı bakımından üçe ayırırız fiili mazi muzari emir şeklinde. Kemalun qara, e, kemal okudu, kemalun yakra'u okuyor veya okur, ikra ise oku. Peki birinci sütunda yer alan fiillerin yukarıdan aşağıya anlamları yeşrabu içiyor, yeclisi oturuyor, yadhakü gülüyor, yedhulü giriyor, yerkebu biniyor, yahrucu çıkıyor, yektubu yazıyor, yatbuhu pişiriyor, yedfe'u ödüyor, yeşkuru şükrediyor veya teşekkür ediyor. Bunların anlamlarını geniş zaman şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani okur, içer, oturur, güler, girer, biner, çıkar, yazar, pişirir, öder ve şükreder ya da teşekkür eder şeklinde. Orta sütunda yer alan fiiller, şeribe içti, celese oturdu, vahike güldü, dehale girdi, rakibe bindi, haracı çıktı, ketebe yazdı, tabaka pişirdi, defa ödedi, şekara teşekkür etti veya şükretti. Bu fiillerin emirleri ise şeribenin emri işrap, celesenin emri iclis, vahikenin emri idhak, Dehallenin emri udhul, rakibenin emri erkeb, haracenin emri uhruç, ketebenin emri uktub, tabahanın emri utbuh, defaanın emri idfa ve şekeranın emri uşkur. Karaenin emrinin ikra oluşu zaten verilmiş yukarıda. Peki ikra oku, işrap, iç, iclis, otur, idhak, gül, udhul, bin, irkep, e, düzeltiyorum, udhul, gir, irkep, bin, uhruç, çık, uktub, yaz, utbuh, pişir, idfa, öde, uşkur, şükret veya teşekkür et şeklinde. Bu bölüm de daha önceden durmuştuk, önemine binaen bir kez daha döndük. Şimdi sayfa 109'da yer alan çerçeve içerisindeki bölüme bakabiliriz. Sayfa 109'da çerçeve içerisindeki bölümü okuyoruz. Buranın yaz ödevi olduğunu hatırlatayım size. Defterlerinize bu bölüm yazılmalı. Kitabınızın dersleri elle alış biçimi üslubu hakkında artık aşinalık kazandınız. Her dersin son bölümünde yer alan kısmı çerçeve içerisindeki kısmı defterlerinize yazmanız gerekiyor bu bölümün çerçeveli bölümün hemen sonrasında da zaten yeni bir ders başlıyor biliyorsunuz. E, talimatı ne? İkra el cümlel Aşağıdaki cümleleri oku. Cehran açıktan yüksek sesle. Thum mektub ha merrateyni. Sonra iki kez yaz. Ha ben iki kez yazmak istiyorum diyenler iki kez yazabilirler ancak bizim için bir kez yazmanız bile yeterli. Ketebe amilul mat'ami fatura tel hisabi lokanta işçisi yani garson hesap faturasını yazdı. İki numaralı cümle yektubu amilul matami fatura tel hisabi. Lokanta işçisi artık buna garson diyelim. Garson hesap faturasını yazıyor veya yazar. Birinci cümlenin zamanı mazi, ikinci cümlenin zamanı muzari. Daha, önce, daha önceden de ifade ettim zannediyorum. Bunlar Arapça ifadeleriyle yani Arapça yazılı şekilleriyle mağdî veya mudari şeklinde yazılır. Mağdî veya mudari şeklinde yazılır. Ancak e, bizde Türklerde Arap dilindeki dat harfini z sesiyle okuma alışkanlığından dolayı biz buna mağdî ve mudari şeklinde bir e, ne bileyim anma adlandırmada bulunmamışız. Mazi muzari demişiz. Bir de söz var biliyorsunuz. Galatı meşhur lugatı fushadan evladır diye. Yani yaygın olan yanlış kullanım yaygın olmayan doğru kullanıma tercih edilir diye. Çünkü doğruyu kullandığınızda anlaşılmaz. Anlaşılmazsınız. Ancak yanlışı kullandığınızda anlaşılırsınız. Bu kastediliyor. Mazi ve muzari demek durumunda oluyoruz bizde ki isim tamlamasını çalıştığımız günlerde de bunu ifade ettik size hatırlıyorsanız. isim tamlamasının elemanlarından mudaf ve mudaf nileyhi gramer kitaplarında muzaf ve muzaf nileyhi olarak göreceksiniz dedik. Bu söylediklerimiz hemen şu an okuyacağımız cümlede yer alan Uktub min fadlike faturatel hisabi cümlesinde yer alan emri hazır dediğimiz durum için de geçerli. Asıl yazılışı itibariyle emr hazır şeklinde yazıldığı halde biz emri hazır diye adlandırmışız ve o şekilde de devam ediyoruz. Öktüb min fadlike el hisabi lütfen hesap faturasını yaz. Yusuf defal hisabe cümlesi var. Sırada Yusuf hesabı ödedi. Geçmiş zaman Yusuf yedfeul hisabe Yusuf hesabı ödüyor ya da öder. Şimdiki zaman ya da geniş zaman. Min fadlik idfa el hisabi lütfen hesap faturasını öde anlamında bir talimat var burada. El gada öğle yemeği hasa diye yazılmış burada. Hasa değil hisa olacak parçada da lokanta parçasına da geçti hatırlıyorsanız. Hisa çorba ve salata salata ve kadravat yeşillikler luhum etler et yemekleri ev tuyur kuş yemekleri evsemek semek ya da balık yemekleri. Evet. Öyle yemeğinde neler varmış? Çorba, salata, yeşillikler, et yemekleri, kuş yemekleri veya balık yemekleri. Peki e, burada çerçeve içerisinde verilen cümlelerden yukarıda yer alan ketebe amilul mat'ami fatura tel hisabi cümlesini İrab edecek olursak sizin düzeyinizin üzerinde olmadığını düşündüm. E, gramer bilgileri var burada. Hemen çalışalım. Ketebe mazi fiil, fiili mazi. Amilul mat ami. Burası fail. Yazdı. Kim yazdı? Lokantanın işçisi. Ha Burada amilul mat ami ifadesi ketebe fiilinin faili. Faturatel hisabi hesap faturasını. Peki burada fatura tel Hisabi cümlenin mef'ulü. Bu cümle fiille başladığı için bir fiil cümlesi ve 3 elemanı, 3 üç elemanının 3'ü de zahir gözüküyor. Yani zamir olarak gelmemiş fail en azından. Ketebe fiil, amillül mat'ami fail, tekrar ediyorum ketebe fiil, fiil-i mazi, amillül mat'ami fail. Yani yazma işini, yazma eylemini gerçekleştiren kişi faturatel hisabi burası ise mef'ul. Fiil, fail ve mef'ul. Amilul mat'ami fail faturatel hisabi mef'ul. Fail olan kelime mat mat'ami şeklinde ifade edilen ve fail diye irab ettiğimiz kelime dikkatinizi çektiyse isim tamlamasından oluşmuş. Amil kelimesi mudaf, el matami kelimesi mudafun ileyh. Amil mudaf, el matami mudafun ileyh. Aynı şekilde cümlenin mef'ulü de isim tamlamasından oluşmuş. Fatura tel hisabi derken fatura mudaf, el hisabi mudafun ileyh. Cümleyi okurken el matam kelimesi ve el hisab kelimesinin bu her iki kelimenin mecrur okunmasının yani kesralı okunmasının sebebi mudafun ileyh olmalarıdır. Kendilerinden önce gelen amil kelimesinin ve fatura kelimesinin mudaf olması sebebiyle kendileri mudafun ileyhtir. Tekrar ediyorum amilul mat ami ketebe fiilinin failidir. Ve biz şöyle deriz bu cümlenin faili isim tamlamasından oluşmuş deriz amil mudaf el matami mudafun ileyh. Faturatel hisabi ifadesinde de bu cümlenin mef'ulü isim tamlamasından oluşmuş deriz. Fatura mudaf el hisabi mudafun ileyh deriz. Aynı özellik diğer cümlede de var. Yektubu amilul matami faturatel hisabi İrab şekli aynı yukarıda yer alan cümleyle sadece zaman değişik. Ketebe mazi fiil, yektubu muzari fiil. Şu an düzeyinizin üzerinde olması sebebiyle öktüb min fadli kefaturatel hisab cümlesinin irabına girmeyeceğim. Yusuf defa'al hisabe cümlesini irab edebiliriz. Bu cümle isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi diye sorsam ne dersiniz? İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi bu cümle? Bu cümle isim cümlesi. Yusuf müpteda defe al hisabe ise haber. Tekrar ediyorum. Yusuf müpteda defe al hisabe ise haber. E hani hocam haber isim cümlesinde SCH yani sayı cinsiyet hareket bakımından hani uyardı müptedaya niye uymamış burada? Ne demiştik? isim cümlesinde haberin müptedaya uyması için haberin tek kelime olarak gelmesi gerekir. Yani tüm yönlerden uyması için hem sayı hem cinsiyet hem hareke bakımından uyması için haberin tek kelime olarak gelmesi gerekir dedik. Ancak burada defa al hisabe defa al hisabe tek kelime değil. Cümle hesabı ödedi anlamında bir fiil cümlesi. O halde şunu deriz burası için bu cümlenin bu cümlenin haberi fiil cümlesi olarak gelmiş deriz. Ne dermişiz? Bu cümlenin haberi fiil cümlesi olarak gelmiş deriz. E hocam haber fiil cümlesi olarak gelir mi? Gelir, gelebilir. Bunların detaylarını zaten gelecek programlarımızda ama yakın gelecekte değil, belki uzak gelecekteki programlarımızda detaylarını vereceğiz size inşallah. Aşağıda yer alan cümlede de yine irap aynı. Yusufu yedfeul hisabe cümlesinde de irab aynı Yusuf mübteda yedfeul hisabe ise haber. Min fadlik idfa tel hisab cümlesinin irab üzerinde durmayacağım. Bu kadarlık bir irab çalışması yeter. Şimdi kitabımızın 110. sayfasını açalım. Evet 110. sayfasını açalım. Burada Edder su şeklinde bir başlık görüyorsunuz bu başlığın hemen altında yani ders numarasının altında filbenki başlığı var sâdisu, ders numarası 6. ders anlamında filbenki parçanın başlığı peki bank arapçaya batı dillerinden geçen bir kelime yani fasih arapçada yer alan bir kelime değil İngiliz bank kelimesinden geçmiş. Oradan alınmış. Arapçada bankanın karşılığı masrif. Mim, saat, ra ve fa. Masrif. Ama Araplar da e, dış kültürlerden etkilenmeye açık oldukları için fil masrif ifadesini kullanmaları gerekirken yabancı kökenli bir kelimeyi kendi dillerinde, günlük dillerinde kullanır olmuşlar. Fil ben ki şeklinde e, bu parçaya başlık atmışlar. Peki el bank, banka demekse fil ben ki, ne demek olur? Bankada. Fil ben ki bankada. Evet e, şimdi kitaplarınızı açık tutun kapatmayın. Size inşallah bu parçayı dinleteceğim orijinal seslendirmesiyle sayfa 110 ve 111'de yer alan parçayı dinleteceğim. Hemen akabinde 112 ve 113'te rakamlar var. Rakamlar verilmiş. Birden başlanmış. Vahidun, esnani, Selasetun, Erbaatun, hamsetun şeklinde devam etmiş. Parçayı rahatça kolayca takip edebilmeniz için şöyle davranalım isterseniz bu defaya mahsus olmak üzere. Kitabınızın 114. sayfasını açın. 114. sayfasını açın. Bu sayfada yer alan Filbenki Benki e, parçasına bakalım. Parça karşıda da devam ediyor. 115'te de devam ediyor. Evet 114'ten takip edelim. 110'dan değil. 114'ten takip edelim. Devamı 115'te. Evet ben şimdi size Eddersusse di Su Filbenki başlıklı parçayı dinletiyorum. الدرس السادس في البنك من فضلك اين البنك في هذا الشارع الى اليمين ما اسم هذا الشارع شارع الجامعه متى يفتح البنك يفتح الساعه الثامنه صباحا يوسف في البنك من يغير النقود انا ماذا معك نقد او شيك نقد دولارات كم دولارا؟ مئة دولار الدولار اليوم بثمانين قرشا لك ثمانون جنيها الموظف يعد الدولارات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر سبعه عشر ثمانيه عشر تسعه عشر عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون Yusuf, yakıdı nukul ve yaşkırı muvazzaf. Sonra yadı Evet efendim parçayı dinlediniz. Parçayı dinlediniz. Şimdi onun altında yer alan el kelimatul Cedidetu bölümü var. El kelimatul Cedidetu yeni kelimeler anlamında. Burayı da size dinletiyorum. Ve bugün için programı tamamlamış oluyorum. Gelecek programda inşallah bu parçanın çevirisini vereceğim size ve yeni kelimelerin anlamlarını not ettireceğim. Şimdi yeni kelimeleri dinliyoruz. El kelimatu'l cedide. El bank. İle bawab. El yemin. El yasar. Meta? Es sa'a. Yeftahu. El tamine sabahan. يغير نقد شيك كم دولار مئه يعد الجنيهات احد عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر سبعه عشر ثمانيه عشر تسعه عشر عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ياخذ قال يد قرا كراسه عربي من ضد قرشا Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. El Kelimetul Cedidetü bölümünü dinlediniz. Biraz önce de ifade ettim. El Kelimetul Cedide bölümünü dinlemeye başlamanızdan önce ifade ettim. Burada yer alan kelimelerin anlamlarını ve parçanın çevirisini gelecek programımıza bırakıyoruz. Bir sonraki programda 6. ders başlıklı, filbank başlıklı parçada görüşmek üzere. Fi emanillah.